söyleyen, gülümseyen ve Nasrettin Hoca'dan esintiler taşıyan gazeteci yazar sevgili Deniz Zeyrek'le birlikteyiz. Onu sizlere takdim etmekten onur duyuyorum. Sağ olsunlar, kendisi yoğun yayın ve program akışı içerisinde bizi kırmadılar. Ortak dostlarımızla birlikte bugün öğlen saatlerinde geldiler. Kendisi Karslı, susuz, orada etkinlikler vardı. Türkiye'nin her yerine Mustafa Kemal Atatürk'ten bize emanet ve miras, Anadolu aydınlanmasını yaymak için çaba gösteren emekçi kardeşlerimizden. Ben sözü fazla uzatmadan onun hoş sohbetiyle sizleri baş başa bırakıyorum efendim. Vallahi heyecanlandım. Bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Öncelikle Nuri Başkan'a teşekkür ediyorum davet ettiği için. İlginç bir tesadüf. Biz 2 hafta önce Dedegöl Dağı'na tırmandık. Oraya giderken de karnımız acıktı. Akşehir'e girelim bir karnımızı doyuralım dedik. Sonra Akşehirli bir arkadaşımız var, onu aradık. Dedik ki nerede ne yenir? Dedi ki gideceksiniz, tandır yiyeceksiniz. Neyse tandır yedik. Ben böyle şeyleri çok sevmem. Yani böyle sosyal medyada yediklerimi paylaşayım falan istemem çok fazla. Burada dayanamadım, paylaştım vallahi. Dedim ki yani bu kadar iddialı bir cümle kuracağımı da düşünmezdim. Bugüne kadar yediğim en iyisi diye de altına not düştüm. Orada biraz böyle midemize düşkün insanlar olduğumuzdan diyelim, Akşehir'le acayip bir bağ kurdum. Artık beni de Fahri Akşehirli sayabilirsiniz. Zaten fıkra gibi günler yaşadığımız için aklımıza ne zaman komik bir şey gelse, daha doğrusu bir trajikomik bir şey yaşadığımızda aklımıza ilk gelen Nasrettin Hoca oluyor. Nasrettin Hoca'yı hatırlayınca da aklımıza ilk gelen Akşehir oluyor. Vallahi Akşehir'i çok sevdim. Yani sokaklarını, evlerini, insanlarını hani bilmesem ya Konya'nın bir ilçesi diye geçerim ama Akşehir bambaşka bir yere. Akşehir kendine özgü bir şehir. Yani bunu unutmamak lazım. Zaten biz hep böyle bütün gençlik yıllarımızda o Kurtuluş Savaşı'nı anlatan metinlerde, şiirlerde hep Akşehir'i okuya okuya büyümüştük. Hele hele Nazım'ın o tasviri var ya, Akşehir ay altında yürüyorduk anılar Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Onun için çok kıymetli. Akşehir hani hep Atatürk için derler ya, olmasaydın olmazdık diye. Akşehir de biraz öyle. Yani Akşehir olmasaydı, Afyon olmasaydı, Kocatepe olmasaydı, Tınaztepe olmasaydı Anadolu da olmazdı. Yani hep bunun bilinciyle hareket etmek lazım. Hep buna sahip çıkmak lazım. Bu topraklar Batı cephesinin, Anadolu'daki Batı cephesinin kurulduğu, kurgulandığı, bütün harekatların planlandığı ve zaferin ulaşılmasına belki de en büyük katkıyı veren topraklar. Onun için çok şanslısınız. Akşehirli olduğunuz için çok şanslısınız. Gerçekten kıymetini bilin. Hem Nasrettin Hoca'ya sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Hem Kurtuluş Savaşı'nın en zor, en çetin günlerinin buralarda planlanmış olması nedeniyle çok şanslısınız. Ben hep bu bizi bazen böyle hainlikle falan suçlarlar. İşte hükümeti eleştirdiğin zaman hainsin, vatan hainisin falan derler. Hep şunu derim, ya bu ülkenin bir gram toprağı için vücudumdaki 20 kilo kanı dökmeye hazırım derim. Elimden ne gelirse. Biz dediler Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öğretmenleriyiz. Öğrencilerimize grafik tasarımı, çizim vesaire gibi şeyler öğretiyoruz. Bunun için de bilgisayara ihtiyacımız var. İhale yapıldı. Bir şirket kazandı. 85-90 bin lira arasında bir şey tuttu. Bakın 85-90 bin lira. Yani Mehmet Şimşek'in aldığı zammın 2 katı. Fakat
tasarruf tedbirleri nedeniyle rektörlük yazı gönderdi, ihale iptal edilmiştir. Biz şimdi bu bilgisayarları almazsak o dersi alacak çocuklara bu dersi fiziki olarak, uygulamalı olarak gösterme şansımız kalmayacak. Bize yardım edin. İşte iş adamlarını mı ararsınız, ne yaparsanız, işte bir şeyler yapın, bu 80, tamam dedim, ben uğraşacağım. Gerçekten de bu mümkün yani. 3-4 tane iş adamını aradığınızda oraya o 40-50 bin lira her biri verse o bilgisayarları alırsınız, çözülür. Ama benim içime oturdu. Akşam hani bu milli maçlar hepimizi bir araya getiriyor ya, siyasi görüşünüz ne olursa olsun, diyorsunuz ki bizim çocuklar. İnşallah yenerler. İlk golü de attıktan sonra zaten böyle acayip göğsümüz kabardı falan. Sonra biz gazeteciler hasta gibi sürekli hasta şey haberlere bakarız. Tayyip Erdoğan ve eşi Boeing 747-8 model uçaklarıyla Berlin'e gitmişler. Taş çatlasa uçakta 20 kişi var. Taş çatlasa. 20 kişi için 300-400 kişinin binebileceği bir otobüs, şey uçakla gitmişler. Bakın otobüs diye dilim sürçmüyor aslında. Uçak hayallerime bile girmiyor. Yani maç seyretmeye böyle bir uçakla gitmek hayallerimin sınırı dahilinde bile değil. Ölçtüm. Hesapladım. Aradım Google'dan Boeing 747-8 uçağı ne kadar yakıyor diye. İnanmazsınız, 20 bin litre uçak benzini yakıyor. Ve 1 litre uçak benzini 2 lira. 2.1 lira. Yani bu uçak Ankara'dan kalkıyor, Berlin'e iniyor. Başka hiçbir masraf yapmasanız ve Berlin'den kalkıyor, Ankara'ya iniyor. Başka hiçbir uçak yapmasanız 1.5 milyon liraya yakın para harcıyor. 1.5 milyon. Şimdi bakın, Tayyip Erdoğan 1.5 milyon lira harcayarak, sadece uçağı sayıyorum, diğerlerini saymıyorum, Berlin'e gidiyor, maç seyrediyor. Kars'ta okumak isteyen, bir zanaat öğrenmek isteyen, grafik tasarım öğrenmek isteyen, çizim öğrenmek isteyen çocuk tasarruf tedbirleri doğrultusunda 90 bin liralık bilgisayar alınamadığı için o dersi uygulamalı olarak alamıyor. Bu hak mıdır, adalet midir? Size soruyorum. Peki ben Deniz Zeyrek gazeteci bunu çıktığım televizyonda dile getirmesem, yazdığım yazıda anlatmasam benim yaptığım işe gazetecilik denir mi? Denmez. O zaman birilerinin bunu anlatması lazım. Birilerinin bunu konuşması lazım. Çünkü mesele gerçekten memleket meselesi. Mesele eğitim meselesi. Unutmayın, bu ülkede Kurtuluş Savaşı yapılmış, devrimler olmuş vesaire falan, ama en kıymetli şey eğitim değerini. Bizi bir araya getiren, bizi eşitleyen şey eğitim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben hep şunu anlatırım. Ben Kars'tan üniversite sınavını kazanıp, öğretmenlerim burada oturuyor. Yani bizi yetiştirdikleri için sabah gelirken eşime anlatıyorum. Hayatımıza öyle bir dokundular ki, bakın Kars'tan çıktık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hazırlık sınıfında yanımda oturan çocuk Kabataş Erkek Lisesi mezunuydu. Onun yanında oturan çocuk TED Koleji mezunuydu. Kolejden mezun olmuş, İngilizceye geçememiş, hazırlık okuyor. Bu nasıl bir fırsat biliyor musunuz? Nasıl bir eşitlik? Normal şartlarda başka bir ülkede bunun hazzını yaşamak mümkün değil. Bu ülkenin bize sağladığı en büyük fırsat. Kars'taki bir okulla, gerçi bizim şöyle bir şansımız vardı. Biz tam 12 Eylül askeri darbesinden sonra ortaokula başladık. Bütün iyi öğretmenleri doğuya sürmüşlerdi. Daha oradan o tarafa gidecek yer kalmadığı için. Bütün iyi öğretmenler de bize denk gelmişti. Yani o da bizim şansımız. Ve ben
Kabataş Erkek Lisesi bir öğrenciyle aynı üniversitenin aynı sınıfında yan yana oturma şansı bulmuştum. İşte bir de bir ricam var. Önce sorumdan başlayayım. Ya da önce ricamdan başlayayım. Programlarınızda genellikle bir çizim yapıyorsunuz. En sonunda da bunu görüyoruz. Biz de rica ediyoruz müsait bir zamanınızda bir Nasrettin Hoca çizim yaparsanız, belediyemize de hediye ederseniz bizim için bir hatıra olmuş olur. Akşehir olarak bunu istiyorum. İkincisi de soruma geçeyim. Genellikle olumsuzlardan bahsettik. Ben inanıyorum ki burada oturanların çoğu bir umut için burada toplandık. Sizin umut olarak gelecekten bize aktarabileceğiniz ne gibi umutlar var? Neler değişecek bundan sonra? Bunu merak ediyorum ben. Siyasete girmek istememiştim ama söyleyeyim. Şimdi ben 30 yıl oldu gazetecilik yapalı. Yani siz belki benim adımı son 5-10 yılda duymuşsunuzdur ama ben 30 yıldır gazeteciyim. Dış haberlerde çalıştım, savaş muhabirliği yaptım. Yani Bosna'da çalıştım, Afganistan'da çalıştım, Filistin'de çalıştım, Bağdat'ta çalıştım. Çok zor şeyleri takip ettim. Yani çok kanlı savaşları bizzat gazeteci olarak kendi gözümle takip edip Türkiye'deki okuyucularımıza ulaştırmaya çalıştım. O zamanlarda o ülkelerde hep şu hissi, mesela Saraybosna'da 1994-95 o yıllarda, ya bu ülke bu yıkımın altından nasıl kalkacak diye sorardım mesela. Şimdi tatil için Saraybosna'ya gidiyoruz. Cıvıl cıvıl bir hayat var. Siyasi kriz hala devam ediyor. Hala Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Geçinemiyorlar. Böyle biraz Batı'nın baskısıyla bir arada duruyorlar falan ama netice itibariyle hayat devam ediyor. Yani o yıkımdan böyle bir şey çıktıysa umut vardır. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman şehirleri yerle bir edilmişti. Bugün Almanya dünyanın en büyük ekonomisi. Demek ki her tükenişten sonra bir ayağa kalkma şeyi var. Ben Türkiye'de de şunu gözlemliyorum. 20 yılda bir bu ülkede siyasetçiler değişiyor. Bir frekans var. 20 yıl bir siyasetçi gibi geliyor. 20 yıl devam ediyor. Sonra onlar saf dışı kalıyor. Sonra yeni bir ekip geliyor. Bu yıl o 20 yılın başladığı yıl. Yani hatırlayın, Ecevit gitti, Demirel gitti, Erbakan gitti vesaire. Sonra Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, şu bu, Deniz Baykal, onlar gitti. Şimdi Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu vesaire, bunlar gitti. Şimdi kim geliyor? Ekrem İmamoğlu geliyor. Mansur Bey yaştan biraz kaybediyor ama geç girdiği için onu da gençten sayabiliriz. Mansur Yavaş var. Ali Babacan var genç. Her ne kadar içeride olmakla birlikte, çok ciddi cezalar almakla birlikte, bence Selahattin Demirtaş da bu ülkede önemli bir siyasi figür. Çünkü güçlü bir desteği var. En azından Kürt şehirlerinde öyle bir desteği var. Şimdi bunları takip edeceğiz. AK Parti ne yazık ki Cumhurbaşkanı'nın gölgesinde kaldığı için herkes yeni genç bir alternatif üretemedi. Onların yerine kim gelir derseniz, biraz benim aklıma mesela yani Fatih Erbakan geliyor. Fatih Erbakan da o aktörlerden biri olacak. Yani biz 2028 yılına, 2028 seçimine bu yeni frekanstaki yeni isimlerle geleceğiz. Bu da ne demektir? Değişim demektir. Özgür Özel'i unutmayayım bu arada. Ekrem İmamoğlu'nu saydım, onu saymayayım. Ayıp olur yani. CHP'deki değişimin sonucunu gördünüz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu kalsaydı Akşehir alabilir miydiniz başkan? Siz alabilir miydiniz? Şimdi en ufak bir değişim bile Türkiye'de siyaseti yerinden oynattı. Dolayısıyla umut hiç bitmez. İki tane şey vardır. Duygu. Ben hep öyle derim. İki tane duygu vardır, bulaşıcı. Biri umut, biri cesaret. Yani cesaretiniz varsa umudunuz yeşerir her zaman.
o adımı atmaya cesaret ederseniz, o adımı atarsanız umudunuz yeşerir. Ben cesaretli insanları görüyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen bu ülkede direnen, iyi isteyen iyi insanlar var. Bunu İyi Parti sloganı olarak algılamayın. Gerçek anlamda iyi söylüyorum. İyi insanlar var bu ülkede. Bu ülke o nedenle... Ha bir de şunu unutmamak lazım. Bakın. İsviçre Cumhurbaşkanı sayabileceğimiz o konfederasyon başkanıyla röportaj yapmıştım. Her şeyi anket yapıyorlar. Her şeyi halka soruyorlar böyle. Şunu şöyle yapalım mı bu? Ya dedim ki bir gün halka sorduğunuzda bu devleti kapatalım derseler ne yapacaksınız? Devleti mi kapatacaksınız? Yok dedi, kapatmazlar. Niye dedim? Dedi ki bakın biz 300 sene Avrupalılar birbirimizi doğradık, kan döktük, bu medeni kanunu çıkardık. Ve bu medeni kanun orada durdukça bu devletler de durur bir şekilde. Sizin de dedi bir grup akıllı kurmay akla sahip bir grup subay geldi bu medeni kanunu aldı, Anadolu'da uygulamaya çalıştı. Yani işte Mustafa Kemal ve arkadaşlarını kastediyorum. Başarılı oldular mı? Diğer işte Arap ülkeleriyle, diğer Müslüman ülkelerle kıyasladığınızda evet oldular. Tam anlamıyla başarılı oldular mı? Hayır, olamadılar. Çünkü bu Türk kültürüne, geleneğine, işte dinine çok da uygun, %100 uyan bir medeni kanun değil. O nedenle de tam olarak da başarılı olamadılar. Biliyor musunuz? 1 milyon 950 bin kişi. Bir insan düşünün. Bakın bu başka bir naittir de. Öldükten işte 70 yıl sonra, 80 yıl sonra kendi ülkesini yönetmeye devam ediyor. Dünyanın neresinde görülmüş bu? Bir tek bizde var. Biz gerçekten, ben Amerika'ya da gittim, 120 ülkeye gittim. Birçok ülkenin kurucusu bir şekilde o gücün sarhoşluğuna kapılmış, diktatöre dönüşmüş. Ama bütün dünyada yayınlanan kitaplarda, biyografi kitaplarında, şurada burada, kötü niyetlileri saymıyorum, Atatürk'ten hep övgüyle bahsedilir. Atatürk'ün siyasi tavrı, Atatürk'ün siyasi tercihleri hep övgüyle anlatılır. Atatürk Nasreddin Hoca gibi, göle maya çalmış yani ya tutarsa diye. Atatürk bu topraklara, Anadolu'ya Cumhuriyet'in, demokrasisinin mayasını çalmış ve bu maya tutmuş. Bundan daha büyük bir umut olabilir mi? Bence yok. Bu değişim olmasaydı başkan seçimi alabilir miydiniz? Ben de alırdım dedim. Tabii neye güvenerek ya da neyin tespitini yaparak? Kendimle ilgili bir başarı için değil. Çünkü anlattım biraz hikayeyi. 20 yıl sonra özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere beni göreve çağıran, bir anlamda seferberlik görev emri veren Akşehirlilerin isteğiyle olduğu için benim adaylığım, hani sizlere güvenerek zaten alırdım. Evet, onlara çıkmıyor. Ama bu Karikatürcüler Derneği'nin başkanı, ona rakip olacağım, Karikatürcüler Derneği başkanını devireceğim diye korktu galiba, benim çizimimi getirmemiş. Halbuki bana kendisi söyledi, dedi ki sen de bir Nasreddin Hoca çiz, sergide seninkini de sergileyelim diye. Böyle bir kazık attı bana, gidince Ankara'ya hesabını soracağım. Ama şey yaparım, bir gün canlı yayında gösterecek şekilde çizerim. Peki, bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ama bir Akşehir aşığıyım. Akşehir başkanımızla birlikte umudu tekrar yakaladı. Başkanım görev yaparken ben mesleğe yeni başlamıştım. Tekrar ve her seçim döneminde kendisine soruyordum, aday mısınız diye. Hayır diyordu. Tekrar görmek beni Akşehir'e taşınmaya ikna etti. Akşehir çok farklı bir kültürdür Deniz Bey. Yaşamak lazım bunu. Mesela ben burada Konya'dan daha rahat gezerim, tozarım, öyle diyeyim. Ha, Konya eskisi Konya mı? Hayır, asla değil. Orası da artık çok değişti. Orada da insanlar çok rahat ve mutlu yaşıyorlar.
Ama burası bir başka. Biz umudu burada yakaladık. Türkiye'de yakalayacak eminim. Bunu niye söylüyorum? Mesleğim gereği söylüyorum. Özellikle meslektaşlarım ve ben bunu yaparsak, bu heyecanı çocuklarımıza sürekli yansıtır. O manevi ve milli kültürü, biraz önce saydığınız, ben tekrar sıralamayayım, dile getirir, onlara aşılarsak çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Olma gibi bir lüksümüz yok diyorum. Bir de ricam var. Resim çekinmek istiyorum sizinle. Çok teşekkür ediyorum başkanımı sizi burada konuk ettiği için, bizlerle buluşturduğu için. Sizin de ayağınıza sağlık. Sizi burada görmek çok güzeldi. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Valla iyi ki başkan, evet, çok size de teşekkür ediyorum. İyi ki davet ettiniz. İyi ki bu. Bir de şu anda bütün Türkiye yanıyor. Yani şehrinizin kıymetini bilin. Yani bunu öyle işte bilmek için demiyorum valla. Şehrinizin kıymetini bilin yani. Başkanımın söylediğini umut ederek ben tekrar etmek istiyorum. Sevgili öğretmen kardeşime hatırlattığı için teşekkür ederim. Benim annemle babam 1951 senesinde Hıdırlık'ta Baloy'la evlenmişler. Bu ne demek? Benim dedem 1897-98'de öğretmen, babaannem öğretmen. Aşehir'in eğitim seviyesi çok yüksektir. Olağanüstü yüksektir. Dediğiniz umut yıllardır benim de savunduğum şey. Türkiye 800 bin metrekaredir. Yani 800 bin kilometrekaredir. 800 bin metredir. Bunun anlamı şu: Türkiye'de yaşayan insan sayısı 80 milyon. 800 milyon metrekare, 80 milyona bölerseniz 10 metrekare düşüyor. Yani herkesin, her bir bireyin süpürmesi gereken, sorumlu olduğu yer 10 metrekare. Bu 10 metrekareyi süpürdüğümüzde bu ülke güllük gülistanlık olur. Dönüp dolaşıp bir şekilde bu iş siyasete geliyor konuşma. Gelecek, maalesef gelecek, çünkü bize bunu bir şekilde, koşullu bir şekilde şartlandırdılar. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten 20 sene sonra büyük bir özveriyle bir şeylerin ucundan tuttu. O da bir umut Akşehir için. Geçmiş dönemde gezdiğinizi umut ediyorum. İşte Gülmece Parkları, o Akşehir'in çok güzel büyük kazanı, bilmem ne. O kadar güzel, o kadar güzel şeyler yapıldı ki. Ve 20 yıl burada hiçbir şey yok. Yani bu insanlar dediğiniz gibi gülmeyi unutturmaya çalışıyorlar. Ama maalesef ben bir noktada dediğinize katılmıyorum. Cemaat ve tarikatlar çok sinsidir. Bütün dünyada böyledir. Bütün dünyada. O kadar sinsice ilerliyorlar ki kız öğrencilerin, Türkiye'deki kız öğrencilerin kayıtlı kayıtsız, 8 yaş, 6 kayıtlı kayıtsız imam hatip kursuna kayıtlı öğrenci, kız öğrencilerin sayısı 1 milyonu geçmiş. Sayın Zeyrek. Yani bunlar bir ciddi bir tehlike. Bunu göz ardı etmeyeceğiz. Ve herkes, her bir birey çevresindeki 10 metrekareye konuşacak. Atatürk'ü anlatacak. Cumhuriyeti anlatacak. Bence olmalı. Susmayacağız. Konuşacağız. Biz konuşursak, değilse İran'ın başına gelenlere bir bakın. İran'ın başına, Suriye'nin başına gelenlere bakın. Bu karamsar bir tablo ama bununla karşılaşmamak için mutlaka konuşmamız gerektiği düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İtirazınıza itiraz edeceğim. ben de zaten bunu kastettim. Bakın 1 milyon diyorsunuz ya, Türkiye 86 milyon. Yani 1 milyonun 85 milyonu bastırmasına göz mü yumacağız yani? 1 milyon 85 milyondan daha mı güçlü? Hayır. Kız öğrenci 8 Hayır. yaş altı Bakın, kız öğrenci 1 işte, milyon. Şunu özür dilerim. Siz Kur'an kursuna gittiniz mi? Hayır. Ben okuldayken gittim tabii. Tabii. Tamam. Her sene cüzden Kur'an'ı hiç geçemedik zaten. Bunları ben şey olarak görmüyorum. Yani bu ülkenin karakterinde bunlar da var. Doğasında bunlar da var. O benim bahsettiğim cemaat ve tarikatlar işte en çok güçlenen, ülkeyi ele geçirmeye kalkıştı. Geldi millete tosladı. Yani bu ülkenin, benim anlatmak istediğim şey şu. Bu ülkenin artık genlerinde cumhuriyet, demokrasi var. Yani bunu her yerde anlatırım.
demokrasinin en büyük kazanımı iktidarların seçimle değiştirilmesidir. Ve biz bunu o kadar iyi içselleştirdik ki Avrupa'da yanı başımızda seçimlere katılımlar %30'larda dolaşırken bizde %90'larda, %85'lerde ve bizde halk canı yandığında iktidara sarı kart göstermesini, kırmızı kart göstermesini çok iyi biliyor. Yani son 31 Mart seçimleri bunun göstergesi. Ha, 14 Mayıs'ta niye böyle oldu diyorsanız bence gidin Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun. Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Bunu benim kastettiğim şey bu. Evet, yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çoğunluk olan bu ülkede Atatürk'ü sevenler, Cumhuriyeti sevenler, demokrasi isteyenlerdir. Onun için endişelenmiyorum, umutluyum diyorum. Benim şeyim şu, biliyorsunuz yani Kortay'ın güzel bir sözü vardı biliyorsunuz. Hırsızlar, sıradan hırsızları sizi seçerler. Ama siyasi hırsızları biz seçeriz. Bence o çok çalarlarsa da değiştiririz. Değiştiririz, ne olur değiştiririz. Biz Akşehirliler olarak daha önceki çalışmalarından da Nuri Başkanımızı tanıyorduk. Başarılarını biliyorduk. Ama araya biraz başka şeyler girdi. Şimdi bu seçimde çok şükür kazandık, başardık. Ben emekli öğretmenim. Aynı zamanda CHP ilçe yönetiminde görevliyim. İlçe yönetim başkanımız da bayan. Kadınların gücüyle, gençlerin, başkanımızın dediği gibi çocukların, Akşehir halkının tüm birlikte el ele vermesiyle başardık. Bu iki aylık bir süre zarfında başkanımız çok değerli işler yaptı. Bu şenliklerimizi eski haline, bu güzel dolu dolu programlara kavuşmasına çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük işler başardı. Bundan sonra da daha güzel olacak her şey. Sizden ricamız bizim şehrimizin tanıtımını arkadaşlarınıza, çevrenize elinizden geldiğince yapacağınıza inanıyoruz, yaparsınız da. Bundan sonraki şenliklerimizde de hem sizi hem gazeteci arkadaşlarınızı, çevrenizi, değerli arkadaşlarınızı, hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dedim ya, koşa koşa geleceğiz artık. İsmail Saymaz'a getirdim. O bu aralar transfer olmakla meşgul. Derneği üzerinden takip ediyorum burayı. Ben dernek üyesiyim.
Karikatürcüler Derneği de Nasrettin Hoca'ya açması yaptığı için. Tabii. Bir kesintiye uğramış ama. 44 yıldır evet. Tabii bir kesintiye uğramış. Biz de verildi. Biz de şimdi mesela önümüzdeki yıl karikatür yarışması var uluslararası. Dünyanın en prestijli karikatürcüleri katılıyor. Onlar ödül töreni burada yapılacak. Evet. Bu festival bünyesinde yapılacak. Güzel olmuş. Evet, yani gelecekler o dünyanın en iyi karikatürcüleri Akşehir'de kalacaklar. Vallahi çok hoşuma gitti benim. Yani 2 sene önce böyle değildi hakikaten. Yani o dediğiniz olay söz konusu. Yani bir neşemizi alma konusu. Yani kilitlenen nokta o. Yoksa maya burada gerçekten maya. Şurada işte o mizah sokağında yani bir yerden bir yere doğru yürürken insanın hani şey gerçekten güle güle gülsün. Sizin insanlar gördükleriniz şöyle diyeyim onda biri olabilir. Öyle öyle. Ya ben hani çok yani farkı vaktiniz olsa böyle 5-10 temiz 5 gün alırsanız Akşehir'in bütün o coğrafyası için olabilir. Yani onu yapabilir. Yayınlar olmasaydı. Yani dernek üyesi olduğunuz için seneye muhtemelen o 5 gün boyunca o etkinlik içinde olabilir. Ben de bize olacaktım zaten. Yani ekip geldi. Ben yani resimlere gitmek zorunda oldum. Ben yardım ediyorum. Çünkü sizin söyleşiniz buydu. Rüzgar hocada sanırım elinden dolayı gelmez. Sizlerinden dolayı gelemedi. Ödülü verildi. Şevket Çoluk'un Kars'taki festivali biraz ben öğrendim. İşte insanların çok yakın kaynağı duyduğum, işte şarkıcı ayarladım, işte alkol yine destekledim falan bir çoğunu kendi şey yaptım. Yani belediye başkanına destek oldum değil mi? Onun yanına biraz hani orada olman gerekiyor. Evet, doğru. Öyle bir tane. Peki çakışma durumu olur mu mesela senin? Mesela 5-10 Temmuz burada olmamıştı. Yani oradakinin 5-10 Temmuz, yani bu tarihlerin denk gelmeye şeydi. Öğretmen okulunun değişken mi olacak? Yok yok, sıkıntı kalmışını yapıyordu. O tarihte yapılma nedeni de okulun mezunları, köyümüzün mezunları o tarihlerde program yapmışlar. Onlar hazır olduğuyken birleştirebilmek için önemli. Yoksa o tutarıdan da İki sene gelip 4 gün kalabiliriz. Yarışmaya katılabilirsiniz peki. Katılabilir miyim? O güzel olur. Çok güzel olur. Başkan kıskançlıktan beni şey yapıyor ama. Yani festival konusunu takip edebildiniz mi? Çok iyi bilmiyorum. 65. yılımız festivalde bizim. Aynı bu gazetemiz gibi 71 yıllık gazetemiz. Festival de çok iyi. Böyle uzun soluklu bir festival. Halkın katılımıyla olan bir festival. Yani sadece iradenin değil, halkın da katıldığı. Mesela tiyatro oyunuyla Şevket Çoruk da oturmuşlar. Mesela Akşehir'e özgü olan şey, mayanın tutması, halkın içinde olması. Maya oradan dolayı biraz tutuyor. Benimsemiş. Yani. Kastettiğim şey var. Yani bir şey halk benimsemişse onu kolay kolay değiştiremez. Burada da o tablo var ya. Var. Onu yani işte yaşamanız için bir gün yeterli değil yani. Ya ben daha önce Gözegöl Dağı'na falan tırmanmaya gelirken burada ölmüştüm. Akşam bizim uğrak çektiğimizden beri. Yani. Kulağı siz de takip ederseniz seviniriz. Tabii ki. Hayret. Hani elektronik ortamda gazetemiz. Şey yapayım ben bizim arkadaşlara vereyim. Şeyde Navşehir'de sabahları yerel gazeteler okuyorlar ya. Aa çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Benim telefonum alırım bana. Tabii. Olmadı böyle. Tabii. Yazarım.